Merhaba, ben Vedat Milor. TV2'de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum ve biraz da heyecanlıyım. Esnaf lokantasını seçtim ilk program olarak. Çünkü esnaf lokantaları bana göre Anadolu mutfağının İstanbul'daki temsilcileri ve daha çok evde yediğimiz, hepimizin sevdiği yemekler. Yasin Bey, çok teşekkürler, bizi kabul ettiniz bugün. Rica ederim, hoş geldiniz. Bugün biz siftah ediyoruz. TV2'de yeni program başlıyor. Tadına doyamadım. Yani tadına doyamadığım yemek çok tabii ama özellikle esnaf lokantası olsun istedim. Çünkü esnaf lokantası hani bizim ata geleneğimiz, tam Anadolu mutfağı. Ben ikinci kuşağım. Evet. Babam 25 yıl önce buraya ortakla beraber açıyor. Adıyamanlı ortaklarımız var. Babam emekli olduktan sonra ben başa geçtim. Bu şekilde devam ediyoruz. O zaman Adıyaman yemekleri de oluyor burada. Tabii Adıyaman yemekleri de var, Bolu yemekleri de var. Var. Şimdi var. Bana göre bir esnaf lokantası her şeyden önce yöresel olmalı. Yani anın o şeyi. Sizin burada daha çok ağırlık Bolu tarafı mı oluyor? Her ikisi de mi var? İkisi de oluyor Vedat Bey. İkisi. Ben Bolu hem Adıyaman ikisinden de oluyor. Şimdi bir de şimdi esnaf lokantası tabii adı üstüne Osmanlı'dan kalma. Evliya Çelebi bile bahsediyor daha çok böyle 1630'larda 40'larda. Esnafın yemek yediği yerler sanayi sitelerinin yakınında. Şimdi nasıl mesela sizin burada Üsküdar'da müşteri kitleniz daha çok yerli mi, yabancılarda geliyor mu? Buranın esnafı mı? Karşı taraftan gelenler var mı? Nasıl bir şey? Çok yabancı müşterimiz var aşırı derecede. İtalyanlar, İngilizler, gruplar çok geliyor ama esnaf lokantası başka bir şey. Restoran gibi değildir Vedat Bey. Yani esnaf lokantası hem biraz daha bütçeye uygun oluyor insanların. Evet. Hem daha kaliteli oluyor, daha temiz oluyor. Ama benim her kesimden müşterim var. Her kesimden var. Her kesimden geliyor. Peki yabancıların gelmesi mutfağı değiştiriyor mu? Çünkü beklentileri farklı tabii. Mesela dünyada öyle. Diyelim İtalya'da ben gittiğim zaman turistik yerlerde yemem. Çünkü yediğim zaman kötü oluyor genellikle. Nasılsa anlamıyor diye yabancılar. Mikrodalga kullanıyorlar, kestirmeye kaçıyorlar falan. Bizde de korkuyorum bu kadar yabancıların artması acaba mutfağı olumsuz yönde etkiliyor mu? Bizim burada yok. Daha da kaliteli oluyor. Yani benim için yabancısı da bir, Türk'ü de birdir. Bizde müşteri ayrımı olmaz kesinlikle ama yabancı müşterilerimiz tekrar geri dönüyor buraya. Grupla, tabii grupla gelenler sonra tek başına gelmeye başlıyorlar. O bizi mesela mutlu ediyor. Muhakkak. Burada nasıl seçiyorlar yemekleri? Buraya geliyorlar. Bakın. Biz yemekleri sayıyoruz onlara. Arkadaşlarımıza İngilizce, İtalyanca bilen arkadaşlarımız hadi var. Hadi güzel, var. Onlarla beraber, onlar da ilgileniyor. Aynı şekilde yemeklerimizi peki sunuyoruz. Peki şey deniyor, ekonomik durumdan dolayı esnaf lokantalarında porsiyonlar küçüldü. Sizin için doğru mu? Tam tersi bizde. Ha, bizde pek porsiyonlar büyük. Ya bu bana gelen gibi. Porsiyonlar, şey porsiyonlar tabii. Öyle mi? Evet, normal herkese porsiyonlar. Herkese gelen normal tabii. Porsiyonlar. Ben biraz ustaya sordum siz gelmeden. Evet. Ne tavsiye edersin diye. Sadece dedim 3 en fazla 4 yemek alacağız. Onları şeyde tatmak istiyorum. Kuru fasulye mi dene dedi, tandırı mı dene dedi. Evet. Bu ikisini duymamıştım. Bunun adı biraz önce ben elbasana benzettim uzaktan. Elbasan yok, değil. Elbasan değil. Ne diyorsunuz bu, buna? Bu Bolu kebap, yöresel yemeğimizdir. Krebe sarılı, içinde sebzeli kuzu kavurma var. Üstü kaşar peynir, tamamen fırında pişer. Patlıcanlı dedi galiba. Patlıcan değil, patlıcanlısı da bugün çıkmadı. Bugün patlıcanlısı çıkıyor. Bugün sebzeli, patates, bezelye, havuç, kuzu eti, kemiksiz kuzu eti. Hmm. Kıvırcıktır kuzu. Krebe sarılı, üstünde kaşar peynir. Fırında pişiririz. Bu evet. Bolu kebap kendi yöremize aittir. Bu yemeğimize Arap tava, bu da Adıyaman yöresine ait. Ha güzel, Adıyaman. Evet. O nasıl? Bu da patlıcan, kuzu eti ama tamamen fırında pişer, acılıdır ama bu. Güzel. Tabii Adıyamanlılar acı sevdiği için. Onu daha sonra deneyeyim o zaman. Tabii. Bu yemekler her zaman var mıydı? Tabii çünkü esnaf lokantaları hem yöresel olmalı hem de mevsimsel olmalı. Tabii. Mevsime göre değişen yemekler tabii, olmalı. Kesinlikle. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bunlar herhalde her mevsim sabit yemeklerimiz yani. Vardır her gün. Ayrıyeten de
mevsimine göre yemeklerimiz çıkar. Mesela belli günler çıkan yemekler var mı? Mesela pazartesi günleri tandır günümüzdür. Evet. Ankara tavayla beraber. Çarşamba günleri arpacık soğanlı soğan yani. Eski adıyla hani, papaz yani derler. Tabii papaz yani denirdi evet. Onu mesela İstanbul'da yapan artık kimse kalmadı var. Bizim. Ya Kadıköy içerisinde var bir yer evet. Perşembe günleri dana rosto günümüzdür. Evet. Cuma günleri kuzu fırın günümüzdür. Ne güzel. Cumartesi günleri de beykoz kebap diye bir yemeğimiz var. O da peşamat soslu, dana etli. O da fırında pişiyor. Sadece cumartesi günleri çıkar o da. O da canım. Her gün bir yemeğimiz çıkar. Çok güzel. Peki neden başlayalım tavsiye edersiniz? Bolu kebaptan mı başlayalım? Tamam başlayalım. Bunu tamamen kıvırcık kuzudan kullanırız. Koyun eti koktuğu için çoğu müşterimize koku gelir. Bu yüzden de kıvırcık kuzu kullanırız. Ben beğendim bunu. Bir kere kuzu gerçekten körpe. Kesinlikle doğru yani hiç kokusuz evet. Ve gayet kıvamında pişmiş için sulu kalmış, kurumamış. Evet. Açıkça patlıcan olsa tercih edebilirdim. Patlıcanla kuzuyu ben çok yakıştırıyorum birbirine. Çok iyi gidiyorlar. Bu da güzel. Biraz biber koymuşsunuz, biraz havuç koymuşsunuz. Bu da güzel. Bu belki daha hafif. O bir şey, kuzu bazen yağını patlıcana akıtıyor. Evet. Ona bayılıyorum. Onu Arap tavada, Adıyaman yöresine yapıyoruz. Ama güzel bu yani. Kaçarı yakışmış. Ağır bir yemekti kesinlikle öyle. Hafif. Aynı zamanda o biber bence bayağı bir lezzet vermiş yani evet. Patlıcan. Yeşil biber burada önemli. Patatesi fazla değil ki de o değil yani. Patates bence çok olmamalı bu yemekte evet. Yani denge çok olarak. Kuzuyu kıvırcık alıyorsunuz. Tabii. Balıkesir yöresinden evet. Alıyorsunuz. Evet. Onu ben bayağı önemlidir bizim için. Koyun olduğu zaman direkt kasaba geri göndeririz. Hiç pişirmeyiz birine. Kıvırcık olacak. Peki nasıl yapıyorsunuz? Önce eti haşlıyorsunuz ya da yemek nasıl? Önce eti haşlıyoruz. Zaten krebi yapıyoruz. Evet. Et haşlıktan sonra bezelye, sebzelerini bir tane de yapıyoruz. Etle beraber krebe sarıyoruz. Sonra fırına sürüp üstü kaşar peynir fırında pişiyor. Bekliyorum. Hafif ama yoğun bir lezzeti var. Güzel evet. Bir lezzeti var. Evet. Damakta da bıraktığı tat gerçekten hafif o yağı kuzunun geliyor. Geliyor. Yani kuru değil. Çünkü bizde birçok zaman çok kuru oluyor. Niye diyorum işte sağlıklı olsun diye ama bunda yani yağını almamış usta. Ama biraz bırakmış. Kuru olduğu zaman lezzetsiz olur. Lezzetsiz doğru. Bu yemek danadan olsa bence kuru olur. Kuru olur. O yüzden kuzu eti biraz daha hafif yağlı olduğu için hem de içi yumuşak oluyor. Islak gibi Vedat Bey. Tam böyle lezzet oluyor. Danadan onu peşamat soslu olan yemeklerimize yapıyoruz. Beykoz kebabında. Ama bu tam böyle kıvamı güzel oluyor. Gayet güzel. Teşekkürler. Peki şimdi hangisine geçelim? Şimdi Arap tavadan verelim istersen. Tamam. Arap tavada alalım. Bu patlıcan kuzu eti hafif baharatlıdır ama acılıdır Vedat Bey. Bu tamamen fırında pişiyor. Patlıcanın ve kuzunun birleştiği bir yemektir ama çok lezzetlidir. Bundaki lezzet patlıcanla kuzunun mükemmel bir tadı oluyor. Acılıdır ama bilginiz olsun. Güzel ama. Acı yakıyor. Yakışmış ama. Bunda acı biber salçası kullanmışlar herhalde. Evet. Biraz da domates salçası da var sanıyorum. Ve baharatı da acılı. Baharatı da acılı. Adıyaman'da acıyı sevdikleri için. Ben de seviyorum acıyı. Evet, Allah için lezzeti. Bu da yine kuzu olması bunun gerçekten yakışmış. İçinde bunun havuç da mı var? Yok, patlıcan. Soğan var galiba. Yok, patlıcan, kuzu eti, domates. Ha domates. Başka hiçbir şey yok Vedat Bey. Domates. Domates salçası, daha çok domates. Domates, evet. Domates, önce görmedim domatesi. Baharatlarını, bunun baharatı acılıdır ondan. Ondan biraz daha deneyeceğim bakayım. 2 saat, 3 saate yakın tamamen fırında pişer bu Vedat Bey. Bu da damağa yapışıyor. Kuzu güzel, yumuşak. Patlıcan işte çok yakışıyor. Evet. Domates, patlıcan çok yakışıyor. Ben olsam buna biraz soğan da eklerim. Hafif o soğanın kendine özgü acı tatlı bir tadı var ya. Olabilir. Gerçekten biraz soğan da eklerim ben. Şey düşünüyorum domates, olabilir. Soğan acılı. Bence daha da zengin olur ama bunun aroması falan güzel. Yani kıvamı da güzel. İyi suyunu çektirmiş. Usta. Evet. O çektirdiği su şeye geçmiş, ete geçmiş. Önce biraz haşlıyor mu fırına atmadan? Tabii biraz haşlıyor. Bir 10-15 dakika bir haşlama. Haşlıyor. Ondan sonra fırınlatıyor. Kuzunun neresini kullanıyorsun? Butunu mu? Tamamen but. Evet. Aslında bu yemek şeyden daha da iyi olmaz mı sizce?
but yerine biraz daha yağlı olur. Kuzunun şeyini kullansanız mesela incik kısmını ön şeyde ya da but yerine yani önü biraz daha şey o taraf hafif daha yağlı olabilir ya da kaburga kısmı. Kaburga kısmı olabilir. Biraz daha yağlı olur. Çünkü bu yemek epey piştiği için hem fırında pişiyor hem şeyde. But bana göre aslında en lezzetsiz tarafı yani. İyi bir kuzu da but da lezzetli ama kaburga daha yağlı, daha lezzetli. Bakın bu yemeği biraz soğan da ekleyerek şeyde denemek gerçekten aynı şekilde, aynı acılı, aynı kıvamda, aynı şekilde pişmiş isterim. Yani kaburganı biraz daha pahalı olur ama. Yani kaburga tabii daha pahalı. Evet. Onu bir deneyelim biz. Biz onu bak kendiniz deneyin. Ustalarıma söyleyip belki bu şekilde yapalım. Belki beğenirseniz kaburgan diyecekler ki abi pahalı olur diyecekler. Yani esnaf lokantada fiyatları belli bir düzeye evet. tutmak zorunda ama bir denemenizi tavsiye ederim. Beğenirseniz belki haftanın bir günü de bekleriz tekrar bir ben size olabilir çağırırım. Yani farklı tamam. mesela. Tamam şimdi kuruya mı geçelim tandıra mı geçelim? Tandıra geçelim. Tandıra geçelim. Böyle gelelim. Tamam. Yani kötü değil fakat bana ben biraz daha böyle derisi kuzunun çıtır çıtır onun altında bir yağ tabakası olur ya. Evet. Hani mesela bizim Konyaların tandır gibi evet. onu daha çok seviyorum. Bu esnaf lokantası esnaf için normal yani küçük. Yani benim ısmarlayacağım bir tabak değil hani özel. Doğru. Bu iki tabak bana göre daha özel tabaklar. Ama pilavını beğendim. Çok güzel yapmış. Afiyet olsun. İç pilavını bayağı zengin yapmış ve lezzetli pirinç tek tek geliyor. Bu böyle... Biraz daha yağlı olsun, derisi, altındaki de incecik o yağ tabakası. Ben onu çok seviyorum. Doğru. İşte, o şeyi çok seviyorum. Bu biraz daha işte esnaf lokantası olduğu için evet. fazla açılamıyoruz bu konuda. Ama en azından fazla pişirmemiş yani kuzunun canını çıkarmamış. Bize kuzu az kurutmamış pişiyor. Yani evet. onu söyleyeyim evet. şey için. Daha şey için gerçekten pilav hoşuma gitti. Güzel bir pilav afiyet yapmış. Olsun. Bir de malzemesini bol kullanmış. Kısmamış yani hakikaten iç pilav olarak yapmış. Aferin çok olsun. Güzel. Bu kuru çok güzele benziyor. Bakın bunu. Servis yapalım. Burada gördüm. Vallahi bravo. Hakikaten aferin gerçekten olsun. Güzel. Aferin. Bundan biraz daha alacağım. Aferin olsun. Suyu çok hoşuma gitti. Bu çok güzel. Bravo. Aferin. Bu ince kabuklu çok lezzetli. Tabii. Benim sevdiğim gibi bayağı suyu çok lezzetli. Buna biraz biber salçası koymuş, bir şeyler koymuş evet. üstüne. Tereyağı da var gibi. Tabii. Tereyağı yapılmış. Hem zeytinyağı hem tereyağı mı kullandınız bunları? Hem sıvı yağı hem tereyağı mı? Zeytinyağı çok az konuluyor. Biraz var ama aldım tadını. Evet, çok az konuluyor Vedat Bey. Geri kalan tereyağı. İkisini de aldım tadını. Evet. Güzel. Biraz da biber şeyi aldım hafif. Evet, o da var. Alttan gelen. Bu benim çok hoşuma gitti. Aferin yani gerçekten başarılı bir kuru fıçı yapmışsınız. Siz de seviyorsunuz galiba. Evet. Sizin kendiniz, siz buraya geldiniz. Diyelim iki yemek yiyeceksiniz, bir de tatlı. Ne ısmarlarsınız yemek olarak? Bazen kararsız kalıyorum. Vedat Bey. Yani hangisini yesem diye. Ama Arap tava, kuru fasulye benim de favori yemeklerimden. Benziyoruz abi. Evet. Çok güzel de tatlılar var evet. orada. İki tane seçtik. Evet. Hadi onları da deneyelim. Tamam. İrmik tatlısı tabii hepimizin bildiği, denemek evet. isterim. Özellikle ben çok severim evet. irmik. Bunu ilk defa görüyorum. Ne derim? Bu incir uyutması Vedat Bey. Evet. Benim babaannem bizde bayramlarda baklava olmazdı. Babaannemiz bunu yapardı. Öyle mi? Tabii. Bolu'da böyle midir? Böyleydi. Baklava köylerinde yani. Merkezinde değil ama köylerinde baklava olmazdı. Evet. Her bayram incir uyutması da çıkarırdı. Babam da buraya bu tatlıyı koydu. Bayağı da yutuldu. Nasıl bir tatlı yani? Nasıl yapılıyor? Süt ve incir. İnciri önce kaynatıyoruz, doğal şekerini kullanıyoruz. Nişasta ile sütle en sonunda bağlama yapıyoruz. Ama çok lezzetli bir tatlıdır. Nişasta ile sütle bağlıyorsun. Yani doğal şeker olarak bu şeker hastası olanlar bile onu yiyebiliyor. Valla incirle süt zaten birbirleri için yaratılmış. Hakikaten çok yakışıyor. Aynen öyle. Çok lezzetlidir.
Buyurun bakalım, söyle bakalım. Hadi bakalım. Ama ben ilk şeyden başlayacağım. İrmik helvasından. İrmikten başlayacağım. Tamam. İrmik helvasını da biz Vedat Bey tamamen sütten yaparız. Çoğu kişi su koyar ama biz bunu tamamen süt ve tereyağı. Başka hiçbir şey olmaz. Gayet güzel kavrulmuş, yanmamış, şekeri yerinde. Güzel gözüküyordu. Güzel de, güzel bir yedim. Aferin olsun Vedat Bey. Gerçekten çok başarılı bir tatlı. Tatlıyı da aynı usta mı yapıyor? Tabii. Ustalarımız aynıdır. 30 yıldan beri değişmez ustalarımız. Çok güzel. Siz nasıl buluyorsunuz? Benim bayağı hoşuma gitti bu şeyin. Bu çok güzeldir. Çok güzel. Yani bu Allah için güzel. Hakikaten irmik helvası benim burada favori tatlarımdan bir tanesidir. Biraz şey eklenebilir mi? Ama o da tabii fiyat şey meselesi. Çam fıstığı. En üstünde var ama öyle. Biraz az. Evet. Onu hani bir olabilir. De hani evde olsa biraz ama daha çam fıstığı çok pahalandı biliyorum. Esnaf lokantasında o da olmuyor. Ama bu kaliteye. Ben çam fıstığın yanında getiririm vallahi buraya gelirsem sana. Hakikaten bu kaliteye. Çok güzel. Hadi ince şimdi. Bu incirlik masalında bakalım. Tatlı çok başarılı. Tek bir tavsiyem olacak. Süt. İncir bileşimi. Tabii nişasta ve şeyle birlikte. Şekerle çok iyi. Dengesi ve çok lezzetli. İncir de çok lezzetli. Tek şeyim şu, önerim. Ceviz vasat bir ceviz. Yani ceviz biraz beklemiş üstte şey yapan. Bence o dengeyi biraz bozuyor. Ya ceviz. Hiç ceviz kullanmadan hani böyle süt peçede kullanılıyor ya. Evet. Bence bunda cevize gerek yok. Ya da çok çok iyi bir ceviz bulmak lazım zamanında yani. Hani evet. Ben de zorluk çekiyorum evde. Sabahları ceviz yemeyi çok seviyorum. Güzel cevizi bulmak zor. Evet. Kabuğuyla alıp kırıyoruz. Bu ceviz hafif bir acımsılık bıraktı. Cevizi aldım ben, ikinciyi cevizi temizleyip alacağım ağzıma bir lokma daha. Tamam. Siz de deneyin. Daha mı iyi? Bence daha iyi. Tamam. Yani çok iyi ceviz bulursanız belki yani gerçekten çok taze ceviz ya da cevizi suda bırakıp falan biraz kabuğunu soyup acılığını alıp o biraz daha zaman ister. Daha şey olabilir o zaman. Tamam. Ama o tatlının güzelliği, onun çok hoş bir dokusu var yaptığınızın. İşte nişasta, süt dengesi çok güzel, şeker dengesi. Dediğiniz gibi kendi şekerinden olduğu için şey yapmıyor, içine baymıyor. Baymıyor. İncir hakikaten çok yakışıyor sütte. Her şey çok güzel. Bence bunu cevizsiz tam lezzetine... Sizde cevizle mi yapılırdı köylerde? Yok, ceviz yapmazlar da. Bak abi şimdi işte. Cevizi biz burada kendimiz koyduk. Bence gerek yok. Ya. Doğru. Bilmiyorum çünkü. Doğru. Ama şey. Vallahi yemek gayet başarılı oldu bence. Güzel bir açılış yaptık. Afiyet olsun. Sizi tanımaktan da mutlu oldum. Daha önce yıllar önce görüşmüşüz demek. Evet. Ama 25 sene oldu değil mi? 25 senede gençleştik mi acaba sizce? Siz aynı kalmışsınız Vedat Bey. Ben yaşlanmışım. Öyle değil. Ben aynı kaldım ki biliyorum. Görünüşe aldanmamak lazım. Bu önemli bakın. Şimdi benim bir eleştirim var genelde genç şeflere. Her şey sunum odaklı oldu. Görünüş. Önemli olan lezzet. Ama bazı lezzetler. Mesela bu kuru fasulyeyi alın hele. Ya da o Adıyaman tava mı? Arap tava, Adıyaman. Adıyaman tavayı alın. Şimdi bunlar çok lezzetli yemekler. Ama bunları nasıl böyle hani çiçek gibi sunum yapacaksın küçük özel tabakta o zaman tadını bozarsın. Olmaz. Evet, evet. Fakat bizim Türk yemeklerin pek çoğu lezzet odaklıdır. Emek yoğun yemeklerdir. Evet. Bunları işte şefler böyle hele bu sosyal medya çıktı. Herkes fotoğraf çekiyor koyuyoruz falan. Renkli olsun küçük olsun güzel görünsün. Bence o mutfağı kötü etkilemeye başladı. Kesinlikle burada, öyle. Siz de aynı fikirde mi? Aynen doğru. Yani insanları yemek değil de sadece görsel diye bakıyor. Aynen. Yani bir insanın hani kalbine içine bakmak yerine sırf ne giyiyor diye bakmak gibi ona göre. Aynen ona göre onu yargılamak gibi. Evet. Halbuki bu zemin yemekler şimdi usta kuru fasulye desen ki gayet güzel bulmuş kıvamını şeyini. Abi şunu daha farklı getir daha renkli olsun desen. Değişik olur. Ne yapacak bu lezzeti bulamaz. Evet. Öyle. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun.
Ne geldik? Burada çok önemli bir tartışmaya son noktayı koyacağız. Türk kokoreçi mi, Yunan kokoreçi mi? Bunun dışında tabii Ale İzmirli o zaman kelle söğüş denemeden de olmaz. Semih, bir önce bir şeyde bulunayım, itirafta bulunayım. Ben sakatat çok seviyorum. Ve bana göre sakatat, litmus test diyorlar buna. Yani bir insanın damak zevki var mı yok mu? Sakatat sevmeyen insanlar benim gözümde gastronomi işinden anlamayan insanlar. Çünkü etin en lezzetli tarafı aslında sakatattır. Bir yanlışı hemen düzelteyim. Bizde sanılır ki sadece bizde var. Belki Balkanlar'da var. Hani Avrupa'da yok. Tam tersine gerek İtalyan, gerek Fransız, gerek İspanyol mutfağında çok fazla miktarda sakatat var. Fakat enteresan bir şey daha, eskiden bu fakir yemeğiymiş. Hani İtalya'da cucina povera diyorlar. En fakirler, en şeyler, toplumun en alttaki kesimi, fukara kesimine mesela işveren sakatat veriyor şey yerine, ücret yerine, maaş yerine. Şimdi ise zengin yemeği oldu. Çünkü bu işin meşakkati büyüktür. Temizlemesi zordur. Bir de bazı sakatatlar, özellikle dünyada mesela Fransa'da uykuluk, dana uykuluğu, çünkü dana çok küçük olması lazım ki Timuskilen'de büyük olacak, çok pahalı. Bonfey'in 2-3 misliri fiyatları bunların. Ve bir de sakatatta kas eti olmayan lezzet var. Çünkü çok doku farkları ve lezzet farkları var. Farklı bölümlerinde çok sakatatları. O yüzden benim için çok makbuldür. Sağlık açısından da iyidir. Bu kemik suyu vardır. Önce tebrik ediyorum, siz İzmir eşini İstanbul'da sunuyorsunuz. Nasıl oldu, İzmir'den nasıl geldiniz? Bu çorba soyu biraz soğusun. Siz anlatın, nasıl geldiniz, nasıl açtınız burayı, orada yaptınız mı bu işi? Evet, İzmir'de de bu işi yapıyorduk. İstanbul'a gelme olayımız, kızımız üniversite çağındaydı. Bizde Ankara, Eskişehir ve İstanbul'da var dil ve konuşma terapisi. O zaman 4 yıl önce bu kadar, 5 yıl önce bu kadar yaygın değildi. Kızım İstanbul'u kazandı. İstanbul'u kazandıktan sonra onunla beraber çıktık, geldik buraya. Onun eğitim masrafları, işte o hayatın olağan akışı içinde bizim geçinebilmemiz için dedi ki bildiğimiz işi yapalım. Öylelikle bizim İstanbul maceramız, hikayemiz başladı. Buraya Çengelköy mi geldiniz? İlk geldik Çengelköy'e geldik. Evimiz buradaydı fakat ilk mekanımızı biz Kuzguncuk'ta açtık. Ondan sonra Kuzguncuk'taki dükkanımızda baca problemi yaşadık. Sonra burası denk geldi. Ne güzel, çok sevimli bir yer gerçekten. Çok sağ olun. Siz kendinizi seviyorsunuz herhalde bunları. Şimdi ilk şeyden başlayalım. Kelle paça. Kelle paça diyorsun, kelle onu paça. Sorayım size. Kelle paça çorbası deniyor. Ben paça çorbası çok severim. Ama bunda kelle oluyor, paça olmuyor. Var mı bunda paça, ayak paça? Şimdi bizim kellemizde iki çeşit et var. Evet. Kolajen bakımından, antikor bakımından daha yoğun olduğu için eskiden kuzu ayağı kaynatıyorduk. Evet. Fakat pandemiyle beraber dana paçasına geçtik. Ondaki ilik oranı, ondaki antikor oranı, kolajen oranı çok daha yüksek olduğu için dana paçası kaynatıyoruz. Kaynatıyorsunuz. Evet, var dana yani. Paçası kaynatıyoruz. Natürel su, suyuna hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Etinin deri kısmını atıyoruz. Dananın diğer o tendon dediğimiz, tırnak dediğimiz kesimlerini çorbanın içine koyuyoruz. Bir de zaten her gün kelle kaynatıyoruz. O kelle, kuzu kellesi. Evet, kuzu kellesi o. Kuzu kellesi böyle çok güzel, iyi bir kombinasyon oldu. Çok yakıştırdık biz. Kemik suyu içine dana paçası ve kuzu kellesi var. Hani kelle paça. Bir yerde füzyon yaptınız, evet, o anlamda. Evet, evet. Tamam, ilk önce o zaman tadın o kemik suyu çok güzel. Kıvamı da önemlidir bunun. Bana göre ne fazla sulu olacak ne aşırı ağır olacak. İkisinin ortası. Önce bir böyle natürel bakalım. Ondan sonra şeyleri ekleriz. Limonlu, sirkesi, sarımsağı falan. Hadi başlayalım bakalım. Gerçekten beğendim. Şey yapmıyorum yani, siz sadece sizi de çok sevdim. Çok sağ olun. İşten bilsiniz ama hakikaten çok iyi bir denge yakalamışsınız. Bence muhteşem. Şimdi aynı biraz sarımsak lazım siz bence. Siz yeter deyin lütfen. Biraz sarımsak, biraz limon mu sirke mi dersiniz? İkisi de birlikte mi? Evet, ikisi de birlikte. Öyle yapalım isterseniz.
biraz sirke. Aroma verecek kadar. Aroma verir tabii. Biraz da limon. Sıkalım. Ne kadar sıkıyorsun? Biraz hafifletir o. Ama kolajeni gerçekten geliyor ağza. Bir de hakikaten şeyi çok güzel. Hocam şöyle olacak. Biz gelen misafirlerimize de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim çorbamızı içtikten sonra dudağınız yapışacak. Tabii ki. Şimdi sadece paça çorbası verseydik onun o yapışma etkisi daha yoğundu. Kuzu kellesi çorbayı biraz daha yumuşatıyor ama gene de yapıştırıyor. Ama kuzu kellesi, dana paça da çok lezzetli olmuş. Gerçekten kolajeni güçlü. Evet. Antikor olarak daha iyi diyorsunuz, evet. Kolajen olarak. Daha evet. Şey öyle mi? Yani bu tabii bu tip çorbalar daha çok bize özgü. Yani gerçekten çok yurt dışında dediğim gibi çok güzel sakatatlar var. Ya çorba işini ben daha çok bizde görüyorum. Hani akşamları içildiği için eskiden bu çorbalar özellikle hazmettirmek için de içiliyor. Onu çok görmüyorum yurt dışında. Paça çok görüyorum. Yani paça her yeniyor paça. Her türlü büyük başın ve küçük başın da paçaları yeniyor. Kelle de çok görüyorum fakat çorbada bir arada dünyada başka yerde görmedim, onu söyleyeyim. Varsa ben bilmiyorum. Hadi şimdi bunu deneyelim. Ha, şeyimiz pul biberi Mersin'den geliyor. Maraş menşei. Mersin'de Foça'dan tanıştığımız bir arkadaşımız gönderiyor. Çok keyifli bir acısı var. Tamam. Ondan böyle aroma verecek kadar attım ama acı eşiğiniz yüksekse biraz daha takviye yapabilirim. Biraz daha yapın. Oldukça yüksektir. Teşekkürler. Valla gerçekten bravo. Afiyet olsun. Yakışıyor hakikaten. Çok çok iyi bir pul biber. Afiyet olsun. Espelet biberi kadar güzel. Ünlü Bask bölgesi Fransızların. O da böyle acıdır ama çok aşırı acı değildir. Bir de şeyi de vardır. Bir tatlılığı da vardır. Bitiminde yatmaz bazı ama güçlüdür. Çok şey değildir yani böyle. Ama yangın çıkıyor gibi değildir içinde. Çok hoş bir acılığı var. Komplekstir diyeceğim. Çorba yakışıyor. Kesinlikle sirke, limon yakışıyor. Evet. Yani kolajeni çok güzel fakat ben bunu çorbasının suyunu da çok beğendim. Etleri kadar gerçekten kıvamını ne böyle hani bulaşık suyu gibi yapmışsınız bazen alayı şeyde ne de aşırı yapışıyor. Yani ikisinin arasında çok güzel bir denge kurmuşsunuz. Cemil Bey söylüyordum, bana göre kelle, dana kelle olsun, kuzu kelle olsun dünyanın en müthiş yemeklerinden biridir. Çünkü yani bonfiyede, dana pizzolada bu fark yok bakın. Burada dili var, biraz daha yavandır dili. Biraz daha zengin olan yanak kısmı var. İyice böyle kolajenli diyelim, yağlı olan göz kısmı var ki çok lezzetlidir. Ve beyin, beyin de var ki beyin ayrı bir lezzet. Şimdi... soğuk yemek bize ait. Yani İzmir'de bunun şeyde. Soğuk da enteresan tabii. Çünkü soğuyunca da bunlar iyi sonuç veriyor. Bu doku farklarını şey yapmak istiyorum ben. O yüzden tek tek alacağım. Birlikte almadan bu şekilde yemenin faydası o. Yani dürüm içinde de tabii çok güzel. Hep birlikte alıyorsunuz lezzetini. Fakat önce ayrı ayrı sonra birlikte almak. Bir de baharat işi var. Şimdi bizde çok yanlış bir inanış var. Deniyor ki baharat ya da tuz yemeğin tadını bastır. Böyle bir şey yoktur. Yemekte denge vardır, derinleştir. Duruma göre. Siz burada İzmir ile İstanbul arasında bir fark gördünüz mü? Evet. Şimdi İzmir bu yemeği bildiği için çok fazla zorlanmadık. Hem garnitürlerinde hem de baharatlarında. Fakat İstanbul'da birçok müşterimizin ortak eleştirisi aşırı baharatlı bir şey mi gizliyorsunuz? Allah. Neden bu kadar çok fazla baharat? Ben sadece baharat yiyorum. Onun için elimizden geldiği kadar baharatlarımızın ağzı en küçük seviyededir mümkünse. Aroma verecek kadar baharat dalgınlığımıza gelirse atıyoruz. Ama onun dışında ağırlıklı olarak sadece tuz verip masaya öyle çok servis önemli. Yapıyoruz. Tuz kullanımı çok önemli. Evet. Daha sonra eklemek aynı sonucu vermiyor. Evet, evet. En iyi doğru tuzlamak evet. Çok mühim bence. Evet. Şey. Ondan sonra misafirlerimiz önlerine natural bir şekilde gelen eti, işte masada var istedikleri, ürünler, kimyon, pul biber. Öyle dediğiniz gibi çeşnileyip yiyebiliyorlar. Peki biz önce şeyle başlayalım. Tek tek baharatsız tarafı tamam. Başlayalım. Sonra belki biz ekleriz. Tamam. İlk ben dilden başlayalım. Tamam, müsaadeniz. Olur.
Gayet lezzetli. Hakikaten yumuşak, lezzetli tadını alıyorsunuz. Baharatsız aldım. Baharatsız devam edelim önce almak için. Şimdi Tamam. sırada yanak mı? Yanak, evet. Hadi yanak. Ya dile güle, yanakta tabii şey miktarı daha fazla, yağ miktarı Ya daha var fazla. O evet. yüzden belki de daha şey, kolajeni daha zengin. Evet. Daha düştü ama gözde daha da zengin. Şimdi gözü Kesinlikle. deneyeceğim. Hemen. Göz belki de en lezzetlisi Kesinlikle. diyeceğim. Siz de öyle Gözünün diyeceksiniz. yağını yiyeyim. Tabii benim Aynen. için Yağı kelle çok de lezzetli aynen ama öyle. böyle yağlı bir et yağı gibi değil. Hani ekol bazen dana püsü olur ya, yanında yağ Evet. vardır. O böyle ağızda gıcır gıcır olur. Evet. Böyle değil. Bu ağızda eriyor hakikaten. Gözün şey oradan geliyor. Çok Bir de daha... ilk defa kelle söğüşü duyup da bize deneyimlemeye gelen misafirlerimizin korkuları oluyor, kaygıları oluyor. Evet. Acaba damağıma yapışır mı? Soğuk ya. İşte bilmedikleri için bu göz böyle biraz keyifli. Şimdi beyin tatacağız. İsterseniz ilkini natürel tadalım. Bir sonrakine birkaç damla limon. Ve pul biber belki. Evet lütfen. Öyle yapacağım. Tamam. Tamam. Şahane. Aynı böyle ne bileyim krem karamel gibi yapmışsınız. Fazla pişmemiş. Yani lapa muhallebi gibi olmamış. Fakat şey de kalmamış. Yani pişmiş aynı zamanda. Hakikaten kıvamı çok güzel tutturmuşsunuz. Tebrik ediyorum Cemil Bey. Kim yapıyor bu yemekleri? Hanımefendi, eşim. Siz şanslısınız bayağı yani. Evet, lütfen. Şimdi de bu şekilde Evet. tadıyorum. Yakışıyor tabii. Şimdi şöyle, tabii ki limon yakışır. Bakın bence bu kelle konusunda dünya birincisi. Yani soğuk kelle ayrı, sıcak kelle ayrı. Sıcak kelle de dünya birincisi Fransızlar. Fransızların tek dövüşü. Bir kere şunu söyleyeyim bir şeyde. Bizde hani sanıyoruz ki böyle yabancı rafine mutfakta böyle şeyler olmaz. Tam tersine en iyi lokantalarda olur. Buna mesela Fransızlar gurmandiz diyor. Gerçek gurman. Benim gibi belki sizin gibi, gerçek oburlara. Ben gurme değilim, oburum. Onu söylüyorum, gurmanım. Yani güzel yemekten hoşlanıyorum. Şey önemli değil benim için, sunum önemli değil. Benim için lezzet önemli. Gerçekten böyle çok özel tabaklarda, özel seramiklerde bitki küçük gelmiş falan şey. Büyüteçle bakacaksın ama ne güzel gözüküyor değil yani. Dediğim gibi yani o şey limon kesinlikle yakışıyor. Hepsine yakışabilir aslında. Sirke limon şey yakışabilir. Sarımsak muhakkak. Kapari. Kapari de çok hoş bir şeydir. Kapari çiçeği pizzalarda kullanırlar. Hafif ekşi falan. Bunlar bence sakatata çok güzel gidiyor. Niye? Tekrar ederim. O zenginliği, kolajeni dengeliyor biraz. Kesiyor. Ortaya daha kompleks tatlar çıkıyor. Bunları dedikten sonra en sevdiğim şeylerden biri kokoreç. Bir de burada artık son noktayı koymak istiyoruz bu tartışmaya. Kokoreç mi, kokoreksi mi Yunanlıların? Yani aradaki fark nedir? Nasıldır? Siz ikisini de yapıyorsunuz değil mi? İkisini de yapmıyoruz aslında. Kokoreçi yaklaşık bir ay oldu. Sadece haftanın çarşamba günleri yapıyoruz. Çok sevdik biz. İkram ettiğimiz misafirlerimiz de çok sevdiler ama bazen dediğim gibi işte kokoreci sevip de ciğeri sevmeyen olabiliyor. Dalağı sevmeyen olabiliyor. Böbreği sevmeyen olabiliyor. Ama bizim kendi yapmış olduğumuz kokoreç çok meşakkatli bir kokoreç, çok keyifli bir kokoreç. Ben uzak ara bizim kokorecimizden yanayım. Ciğer, dalak, Böbrek, böbrek tabii yürek. artık. Yani yürek var, şey Evet. uykuluk, bizde bazen uykuluk vardır İzmir'de ya yani şeyde. Uykuluğu da var içinde, bademi de var içinde. Kalın bağırsağın muhteviyatında var zaten Yani kendi bunlar. bağırsağın Kendi bağırsağın maden denir muhteviyatında var. ona Evet, sen. Evet. yani dışarıdan alıp da badem koymuyoruz, dışarıdan alıp da uykuluk koymuyoruz. Hmm. Kalın bağırsağın yaklaşık işte ortalama 1,5-2 metre bir uzunluğu var. Onda 50-60 santim uzunluğunda çöz dediğimiz ona yapışık bir madde var. O maddede de uykuluk. O da çok küçük bir şey dediğim gibi avuç içi kadar. Ve bademler oluyor. Anadolu'nun birçok yerinde bazen beze diyorlar, bazen fındık diyorlar. Biz badem deriz. Zaten hepsi yekpare. Sardığımız zaman hepsi beraber sarılmış oluyor. Nereden alıyorsunuz bunu eti? Kesimhaneden, direkt kesimhaneden Alıp alıyoruz. kendiniz Haftanın, evet sarıyorsunuz. kendimiz sarıyoruz. Haftanın 4 günü kesim var. Mala ulaşmakta şu an için pek bir problem yok. Deneyelim o zaman. Derhal hemen.
Cemil Bey, bu kokoreçin pişmesini bekledik. Hava karardı. O yüzden belki inşallah görüntüler yine güzel olur ama değdi. Çünkü siz bana orada denettiniz. İki şeyi sıcak sıcak. Gerçekten İzmir'de bir laf vardı galiba, değil mi? Kokoreç sıcak yenir, yerinde yenir. Doğrudur. Hakikaten orada biz de yerinde yedik. Gerçi çekim o için zor çünkü çok dar bir alan. Afiyet Ama olsun. orada herhalde benim her tarafım böyle şey birbirine karıştı zevkten. Dört köşe oldum. Afiyet Şimdi olsun. önce bir farkı izah ettirelim size. Anladığım kadarıyla şu ikisi yerli. Bu ikisi kokoreççi, değil mi? Evet. Kokoreççi bununla aynı cağ kebap gibi. Nasıl kuzunun farklı parçaları var. Burada ciğer, dalak, yürek, Böbrek. böbrek. Görüntü biliyor mu bu Evet, ikisi? evet. Aynı, evet, aynı halkın içinde hepsi var. Şimdi orada da yediğim için ben bunu en lezzetlisi, bir de siz çok güzel bir deney yaptık. Sariyerek dümdüz olduğu gibi tuz atarak pul biber attık yedik. Bir de hem pul biber hem kekik Kimyon. hem de kimyon kullandık. Ben en çok onu sevdim. Afiyet olsun. Buna isterseniz bu sefer ekmekte bakayım. Benim Tamam, hem nasıl çeyrek isterseniz. ekmek. Üçünü siz kendi elinizle ne kadar uygun Daha. görürseniz biraz şundan. Şimdi biliyorsunuz bu şeyde yine bu kokoreççe İtalya'da, Fransa'da var. Farklı yerleri de yeniyor. Mesela İtalya'da Torcinelli'de var. Kokoreççe var. Torcinelli'de aynı böyle şey gibi Umbria ve Marke'de var. Aynı böyle böbreği, dalağı, yüreği giriyor işin içine. Halbuki şeyde girmiyor mesela, bazılarında da daha düz. Aynı. Yani ikisi de buluyorsunuz. Bazen kamyonlarda satılıyor. Dünyanın en lezzetli sokak lezzeti bu. Bana göre en lüks lokantalar bu lezzeti yakalayamıyor gerçekten. Bir de bazen İtalya'da o kamyonlarda iki tane şey oluyor. Sos oluyor. Salsa verde, bir de salsa roja. Bir de acılı, daha çok bizim bu gibi. Salsa verde de enteresan, bakın yine böyle biraz kesmeçinin yağlı. Sirke var, maydanoz var, sarımsak var ve ançüez koyuyorlar. Şey, tüpten. Ançüez bir umami lezzeti veriyor. Çok enteresan, tuzluk veriyor. O da enteresan. O da çok güzel. Kapari de olabiliyor bazen. Yani dünyada insanlar bunları aslında damak zevki olanlar yiyor. Ama orada da aynı bizim gibi gençlerden çok, daha çok yaşlı nesil damak zevki olanlar, kamyon şoförleri, esnaflar, onlar daha çok seviyor bu lezzetleri. Ben de oralara gittiğim zaman hep o lezzetlerin peşinde koşarım. Afiyet olsun. Yani bence, bana göre bunlar dünyanın en güzel lezzetleri. Müsaadenizle ekmekle önce sadeyi Estağfurullah. deneyeceğim. Tamam. Gereksin kokoreçin. Yağlılığı çok yerinde. Çünkü kokoreç hele hele mangaldan çıkıp şey böyle kesip şey girdiği zaman ızgaraya kuruyor. Olmuyor. O kokoreç değil. Böyle olmasa bile İzmir'de de çok yedim. Bu kadar iyisini yediğimi hatırlamıyorum açıkçası. Afiyet Neyse, belki çok taze bu. Çok iyi sarılmış. Tam taze taze yiyorsunuz. olsun. Evet. İçindeki önemli bence o şey, kendi yağ nedir? Gömlek yağı ve Çöz. çöz. Evet. Çözü çok yerinde. Çöz olmadan olmuyor. Hiç Evet. kuru değil. Çok lezzetli ikisi de Afiyet bence. olsun. Sade de güzel aslında. Çünkü kendi çok lezzetli. Bu ikisi arasında seçim yapmak zor. Bizimkinin böyle bir şeyin güzelliği var. O sadeliğin güzelliği, yağlı var, alıyorsunuz. İkincide de biraz daha fazla katman var. Şeyi çok iyi kullanmışsınız. Ciğeri, böbreğini, dalağını falan. Yani hiçbiri diğerini bastırmıyor. Yani bir tat şeydi. Orada belki daha kompleks bir tat ama sırf bağırsak tadına istiyorsanız bizimki diyeceğim. Şimdi ben Yunanistan'da bir kere bunu yemiştim. Açıkçası bu kadar iyi değildi. O zaman bizimki daha iyi demiştim. Fakat bunu yedikten sonra siz bunu İşte yemekte milliyetçilik olmaz diyorum. Bakın, bir tür Yunan işini çok güzel yapmış. Yunan da Türk usulünü güzel yapabilir. Önemli olan tabaktan oldu. Vallahi ben burada gerçekten şu şeyi söylüyorum. İlk başta belki Yunan daha kompleksti ama bizimkinin de sonra o, adeta o süt, kokoreçin en güzeli süt kuzusu değil mi? Evet. Şeyde, adeta o süt tadı geldi. Yani şeyde. Şu anda ben bir bir diyeceğim buna, yani Afiyet ikisi. olsun. Çok güzel, burada nefis bir şey yaptık bence, ziyafet. Aynı zamanda uluslararası kıyaslamalar da yaptık. Yani bence ortak nokta şu: nerede doğarsınız doğun, damak zevki olan insanlar
bu tip lezzetlere kıymet verir, değer verir, yaşatır. Evet, ve ne yapar? Hafif bir güzel tatlıyla bitirir. Bu çok ilginç yani. Zerde gördüm burada. Zerde, evet. O zaman bir deneyelim dedim. Deneyelim çok severdim hocam. Ama çok az çıkıyor karşıma zerde. Evet. Nasıl aklınıza geldi zerde yapmak? Ya bir eksiklik hissettik dükkanda. Sütlaç satıyoruz en başından beri. Ha, bu tamam, klasik. Evet, ama sütlaç her yerde var. Evet, tabii. Aklımıza zerde geldi. Ben bu zerdeyi 10 yıl önce, 12 yıl önce Yalova'da yemiştim. Ha, güzel miydi? Evet, çok güzeldi. Çok beğenmiştim. Karadenizli bir aile yapıyordu. Sonra İzmir Foça'ya döndükten sonra evde yapmaya başladım. Oo. Biz kendimiz severek yedik. Çok güzelmiş. Hatta kendi kendime kızdım yani. Ben nasıl bu tatlıyı bu kadar geç keşfedebildim? Daha önceden ben yiyemedim bu tatlıyı diye. Ondan sonra aklımıza geldi. Zerde yapalım dedik. Hatta sosyal medya üzerinden misafirlerimize de bir anket bile yaptık. Hani menüye koyalım mı koymayalım mı diye. Sağ olsun onlar da lütfedip katıldılar ankete. Kabul gördü. O gün bugündür. Ben de o zaman bir anket yapacağım. Zerde sevenler, sevmeyenler var mı diye. Kim tamam. Zerdeyi tercih eder, kim sütlaç diyeceğim. Bakalım ne tamam, çıkacak. Şey. Tamam. Çok hoşuma gitti. Tamam. Deneyelim o zaman. Deneyelim hocam. Ben bunu çok lezzetli buldum. Gerçekten bir kere safran kullanmışsınız. O fark yaratıyor. Zerdeçal zaten severim. Nişasta kıvamında, aşırı değil. Çok güzel bence. Uzun zamandır karşıma çıkmamıştı. Şöyle diyeyim bitiriş olarak. Siz çok önemli bir şey söylediniz. Bu bence kulakları küpü olmadı her lokantacı için. Dediğiniz ki biz çok sevdik. Ondan sonra menüye koyduk. Hiçbir zaman lokantacı müşteri böyle istiyor diye bir şey değiştirmemeli. Her zaman kendi sevdiğini koymalı. Sonunda ilk başta biraz müşteri kaybetse de sonunda daha çok kazanır. Kazandı müşteri devamlı müşteri olur. Ve en önemlisi belki kendi hak ettiği müşteriye kavuşur. Evet, bunun için gelenler kavuşur. Bunu ama çok kişi maalesef bilmiyor. Neyse çok hoşuma gitti bu çok yemek gerçekten A'dan Z'ye. Çok siz hem size teşekkür ediyorum hem de sayın eşinize. Çok teşekkür ederim. Eli çok lezzetli. Şeyde, çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Siz de çok sağ olun. Bugün iki lokanta ziyaret ettik. İlki esnaf, ikincisi Sakatat Kokoreç. Esnaf lokantalarının ciddi fiyat sınırlamaları var tabii ki. Yani maliyet kaygısıyla hareket ediyorlar. O yüzden istedikleri gibi gerekli tereyağı, gerekli pahalı malzemeler kullanamıyor. Bu limitler içinde bence iyi iş çıkarmıştı ilk gittiğimiz lokanta. Özellikle o acılı güvecini sevdim. O bolu işi kebap da güzeldi. İyi bir intiba edindim. Fiyat kalite dengesi iyi ama asıl ikinci yer beni çok etkiledi. Çünkü bunlar artık unutulan lezzetler, kaybolan tatlar. Sakatat kaybolmuyor Vedat Bey, her taraf kokoreççi diyorsunuz. Hem evet hem hayır, evet öyle ama gerçek kokoreççi ki hazır alınıyor böyle. Pat pat kesiliyor, 10 tane şeyle birleştiriliyor. Ondan sonra zaten standart hale gelmiş ama gerçek kokoreç, ustalık o kokoreçi sarmak, yavaş yavaş pişirmek, 5 saatte pişti. Olağanüstüydü ya da kelle paça çorbası. Paça kalmadı, burada kullanılmıştı. Nefisti çorba, gerçekten o jelatin tadı vardı. Çorba da böyle şey bulaşık suyu gibi değildi. Söğüş de çok güzeldi. Kelle söğüş gerçekten İzmir işi. Orası beni etkiledi. Japonlar şokunun diyor bu ustalara. Orada bu ustalığı gördüm. O yüzden çok mutlu oldum. İnşallah gençler de bu lezzetleri keşfeder de bu tip yemeklerimiz kaybolmaz.